Gümüş Kanat Restoran'da her gün canlı müzik eşliğinde lezzet ve hizmet bir arada. Pazartesi Nihal Ateş, Salı Özlem Uğurlu, Çarşamba Mustafa Açıkses, Perşembe Tekin, Cuma Yeliz Aral, Cumartesi Ünzile, Pazar Nigar Ekinci sizlerle. Rezervasyonlarınız için 0212 644 41 62, 0212 644 41 62. Gümüş Kanat Restoran. 0212 625 18 18. Cem Radyo Reklam. Dün, bugün, yarın. Kısaca hayatın seyir defterini yazıyoruz. Evet sevgili dostlar, 96.4 frekansında Cem Radyo'da birlikteyiz. Hazırsanız düşelim yollara. Aşka, sevdaya, dostluğa, arkadaşlığa. Ülkemde her şey ne kadar hızlı gidiyor maşallah, maşallah. Zarar gelmesin inşallah. Tüm canlara selam olsun. İyi yolculuklar. Hayatı paylaşmak için Arslan Güven'le Seyir Defteri. Hafta içi her gün 22'den 24'e kadar 96.4 Cem Radyo'da. Birlik sofrası başlıyor. Gözüm kaldı bu yollarda.
pencere bakmaya, bir pencere duymaya, bir pencere yeryüzünün yüreğine ulaşan tıpkı bir kuyu gibi. Tekrarlanan mavi şefkatin enginlerine açan yalnızlığın küçücük ellerini, cömert yıldızların verdiği gece bahşişi kokularıyla dolduran bir pencere. Belki de konuk etmek için güneşi, Şam'dan çiçeklerinin gurbetine bir pencere, bir pencere yeter bana. İranlı kadın şair Furuk Ferruzat'ın yazdığı bu güzel olağanüstü şiirden, açtığı çiçek dolu pencereden güzel bir yüreğe merhaba diyeceğiz. Ramin Ferhangliya. Doğru mu söyledim? Evet. 96.4 Cem Radyo stüdyomuzda dünyaca ünlü İranlı tenör Ramin Ferhangliya konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Radyolardan bizi dinlemek isteyen sevgili dinleyiciler, İstanbul ve çevresinden 96.4 frekansından bize ulaşabilirsiniz. İnternet adresimiz cemradyo.com sayfası. Uydudan, TV'den bizi dinlemek isterseniz dünyanın her yerinden 12.559 MHz 27.500 Sembol Vertical ayarından bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaramız, alan kodumuz 0212-627-4877. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter adresimiz var, Birlik Sofrası. Evet, dünyaca ünlü tenör dedim. Tenör nedir? Tenor bir ses rengidir. Evet. Erkeklerde tenor, bariton ve bas ses var. Ben ince ses diyelim, erkeklerin ince sesi. Evet. Şimdi sizi incelerken şöyle bir şey tanık olduk. Babanız ve anneniz siz 5-6 yaşındayken Arş'ın Malalan adlı 4 perdelik bir opereti bütün rollerini ve şarkılarını ezbere bildiğinizi söylemişler basına. Evet, evet, aynen öyle. Ayrıntısı nasıl? Sizden dinleyelim mi? Şimdi öncelikle Cem Radyo'nun dinleyicilerine buradan sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Ve sizden çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet, ben küçük yaşlarda Arşın Malalan filmini seyretmiştim ve bütün rollerini ezber biliyordum ve şarkılarını söylüyordum. Ve tabii ki bu yeteneği ailem ve yakın insanlar bize görüyordular ve beni bu icra etmeme teşvik ediyordular. Evet. Ben çocuk yaşlardan müziği başladım bu şekilde. Evet. Şimdi ben en başa döneceğim. Örneğin isminiz Ramin. Anlam nedir? Ramin aşık demektir. Evet. Ve Ramin Veys adında iki aşık varmış eskilerden. Leyla Mecnun gibi hikayeleri var. Ramin ve Veys. Evet. Bu ismi annem bana seçmiş ve anlamı da aşık demektir. Ve memnunum, çok memnunum. Evet. Peki soyadınız da çok anlamlı. Evet. Ferhangliya. Ferhangliya, Ferhang Farsça kültür demektir. Evet. Kültürden gelme bir kelimedir. Evet. Şimdi sizi araştırırken İran'ın Erdebil şehrinde yaşarken İran-Irak Savaşı nedeniyle İran'dan en güvenilir bölgeye taşınmışsınız, Meşet şehrine. 8 yaşında taşınmışsınız. Şimdi evet. Örneğin şunu sormak istiyorum. Örneğin Türkiye'de sınırında biz de bir savaş tehlikesi geçirdik. İşte Rus uçakları Hatay sınırında düşürüldü. Bununla ilgili ülkemizde gerginlikler yaşadık. Siz de İran-Irak Savaşı'na tanık oldunuz. Nasıl bir duygu savaş? Savaş duygusu çok kötü. Umarım ki hiçbir yerde savaş olmasın. En çok mağdur olanlar çocuklar, kadınlar ve yaşlılardı. Ve gerçekten
savaşın hiçbir tarafında kar yok. Evet. O yüzden umarım ki bütün dünyada hiçbir ülkede ve hiçbir ülkelerde savaş olmasın. Evet. Hep barış içinde halklar ve milletler yaşasın. Evet. Şimdi biz savaşı konuşurken İzmir'den Selcan Gerçek mesaj göndermiş. Diyor ki Ramiz Bey demiş ama ben düzelteyim. Ramiz Bey merhaba. Savaşın merhaba. Karşısında olduğunuzu ve yorumladığınız ezgileri dünya insanlarının mutluluğu için seçtiğinizi biliyoruz. Sizin böylesine pozitif duygular içerisinde olmanız müziğinize de yansıyor. İlerleyen günlerde Avrupa ülkelerinden müzik akademisyenlerine öğretim üyeliği teklifi almanız an meselesi demiş. Ben orayı da düzelteyim. Müzik akademilerine öğretim üyeliği teklifi almanız an meselesi. Sizi kutluyorum. Başarıların daim olsun demiş. Selcan Gerçek, İzmir. Çok teşekkür ediyorum. Selcan Bey'e de buradan teşekkürlerimi bildiriyorum. Evet. Gerçekten çok doğru söylüyorlar. Bu yaşam, savaş ve göç benim hayatımda çok büyük bir rol oynadı. Ve bütün konserlerimde ve icralarımda, albüm veya konser salonlarda bu hisleri ve duyguları insanlara gösterebiliyorum. Evet. Ve teşekkürümü bildiriyorum. Evet, şimdi ikinci albümünüz çok hoş bir albüm. Değil mi? 12 tane ezgi var. Hepsi birbirinden güzel. Evet, öyle değil mi? Evet. Şimdi buna zaman zaman yer vereceğiz. Zaman zaman çalışmaları özgür bırakacağız. Onlar kendi anlamınca güzel güzel bize ezgi olarak dönecekler. Şimdi evet. Siz müziğe 12 yaşında başladınız ama başlamanız şöyle ilginç bir yönü var. Babanız eve bir gün kırmızı akordeonla geldi. Evet, aynen. Siz mi istediniz, o mu aldı? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben müziği 5-6 yaşımdan başladım. O dönem enstrümanım olmadığı için şarkı söylüyordum. Ve ailem o yeteneği gördü, o hevesimi gördü. Müziği ne kadar seviyorum, sanatı ne kadar değer veriyorum. O yüzden bana sürpriz yaptılar. Anne babam biz Meşet şehrinde yaşarken Tebriz ve Erdebil şehrine gittiler ve oradan bana akordeon getirdiler ve ben bilmiyordum. Eve ki geldim, gördüm babam, anne babam gelmiş eve. Ben sarıldım, öptüm, hoş geldiniz falan dedim. Sonra babam rahmetli bana söyledi ki odanda bir şey var, sana aittir. Git odana bak. Ben de odama girdim, gördüm bir büyük bir kutu. Böyle açtım, gördüm bir tane kırmızı akordeon. Yani ben o kadar sevindim ki zannettim gerçekten o an dünyanı bana anne ve babam verdi. Geldim, sarıldım, öptüm. Ve hemen odama gittim. Akordeon dersi kimseden almamıştım. Ve o an inanın ki ben odamda 2-3 parça profesyonel de olmasa çalmaya başladım. Ve anne babam çok şaşırdılar. Sen oğlum bir yerden eğitim aldın mı, ders aldın mı filan. Dedim yok, ben hem şimdi çıkarttım. Ve o yüzden ben ilk başta kendi kendime akordeonu çalmaya başladım. Sonra babam beni hocalarla tanıştırdı. İran'ın çok önemli hocalarıyla. Ve ben akordeon dersine başladım. Solfej, nazariyat bölümün ve nota bilgisini başladım öğrenmeye. Ve akordeon dersini klasik şeklinde öğrenmeye başladım. Evet, şimdi az önceki ezginiz Alagözlü, söz Cihangir Cihangirov'a aitti. Bestesi Cihangir. Evet, bestesi Cihangir Cihangirov'a ait. Evet. Müzik de Zeynal Cabbarzade'ye ait. Doğru evet. mu söyledim? Evet, doğru. Şimdi ikinci ezgimiz var sırada. O da Şekari Aho, anonim evet. bir çalışma. Evet, Şekari Aho. Üzerine konuşalım. Evet, buyurun. Thank you.
میخوام برم کو شکار آهو، تو فنگ من کو لیلی جان، تو فنگ من کو، وای تو فنگ من کو لیلی جان، تو فنگ من کو. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz dünyaca ünlü İranlı tenör Ramin Farhangnia. Evet, telefonlarımız, alan kodumuz 0212-627-4877. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Bize Facebook ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz Birlik Sofrası. Evet, sabah Sultanahmet'te karanlık güçlerce yapılan terör saldırısında birçok canımızı kaybettik. Evet, siz dünya sanatçısınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Açıkçası bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok üzüldüm bu haberi duyarken. Buradan maalesef İstanbul Sultanahmet teröründen... bütün terörleri kınıyorum ve lanetliyorum. Umarım ki hiçbir zaman böyle şeyleri görmeriz. Değil mi? Üstelik ülkesinde savaşa tanık olmuş bir kişi olarak bunu daha iyi duyumsuyorsunuz, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, şimdi ikinci çalışmamızı üzerine konuşacaktık. İkinci çalışmamız Şekare Ahu. Evet, nasıl bir çalışma? Yani anonim ama... Neyi konu alıyor? Evet, şimdi ben bu konuda bilgi vereyim. Evet. Bu anonim bir eser, Farsça bir parça. Bazılar bunu Kürtçe yani yanlışça anlıyorlar ama Farsça bir parçadır bu. Ben bunu farklı bir şekilde müzisyen arkadaşlarıma söyledim, düzenlediler. Bu parçada eğer dikkat etseniz caz müzik var, halk müzik tarzı var ve klasik yorum. Yani bunların sentezini biz bu şarkıda gösterdik, bu albümde. Ve çok farklı bir aranje ile, farklı bir yorumla bunu
icra ettik. Ve bir buradan... tespitim var. Acaba buyurun. Yanılırsam lütfen yanıldığımı söyleyin. Rica ederim. Bu albümde örneğin çok sesli müzik denemişsiniz. Üstelik hani bu ses anlamında değil, kullanılan enstrüman anlamında. Doğru mu tespitte bulundum? Evet, ben farklı enstrümanlar orkestramda kullanıyorum. Mesela halk müziğinin enstrümanları, İran neyi, kemançe ve buna benzer enstrümanlar. Doğu enstrümanları ve batı enstrümanlarını birleştirirken bir sentez şeklinde yorumluyoruz şarkılarımızı. Şimdi ben sizi incelerken örneğin hani sizinle ön röportaj yaptık ama ön röportajdan dışında kendim bazı bilgilere ulaştım. Örneğin onlardan birisi müzikal girişiminizde akrabalarınızın çok etkisi var. Akrabalar içerisinde çok tanınmış sanatçılar var İran'da müzik yapan, öyle değil mi? Evet. Benden sonra yani müzik ve sanat alanında kovum akrabalarımızda da çok değerli müzisyenler, sanatçılar var. Ve onlar da İran'da müzik icra ediyorlar orkestrayla. Evet. Kimler var örneğin? Tanıdık isimler var mı? Yani İran'da tanıdık isimler var mı? Şimdi müzisyen olduğu için belki yani Türkiye'de tanınmıyor ama İran'da onları Tebriz şehrinde herkes tanır. Mesela ismi eğer isterseniz söylerim. Evet. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki bize siz Ramin Bey'in çok dünyaca ünlü bir tenör olduğunu söylüyorsunuz. Nasıl inanırım demiş. Arkadaşım eğer YouTube'dan girerse, düzeltiyorum, Google'dan girerse zaten ne kadar değerli, ne kadar tanınan bir sanatçı olduğunu ortaya çıkar. Bunda çok teşekkür ediyorum. Evet, bu gerçekten. Konuda ben fikrimi vereyim. Tabii. Vallahi ben yani benim hakkımda çok internette yazıyorlar. Ki ünlü tenor, dünyaca tanınmış ünlü tenor veya büyülücü sesi filan, İran'ın güçlü sesleri. Yani insanların veya basının dinlemesi, yani benim icra ettiğim ve yorumlarımın dinlemesinden sonra böyle benim hakkımda yazıyorlar. Ama yani ben... nasıl söyleyeyim? Yani ben sanat yapıyorum. Yani ama herkese... Yok, o kadar mütevazı olmayın. Çünkü zaten sanat dünyası acımasızdır. Siz ünlü bir tenör olmasanız zaten bunu basında çıkmaz, medyada çıkmaz. Demek ki hakkınızı vermişsiniz ki şu an dünyaca ünlü tenör diyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben başka bir noktaya saplandım kaldım. Sizi araştırırken çok ilginç şeyler buldum. Neler örneğin? Diyorsunuz ki halk müziğinde Aşık Veysel'in Ruhusu'nun Neşet Ertaş'ın Alekber Çiçeği'nin etkisinde kaldım diyorsunuz. Evet, aynen. Nasıl dinler miydiniz siz İran'da onları? Şimdi evet, ben İran'da olarken Türk müziğini takip ediyordum. Türkiye'de bazı önemli sanatçıların yorumlarını dinledim. İcralarını gördüm, videoların ve hatta ses kayıtlarını. Bazı sanatçılar gerçekten çok beni etkiledi ve hatta düşünüyordum ki onların bestelerin veya icra ettiği parçaları kendi yorumumla albümlerimde veya konserlerimde onları icra edeyim ve tabii ki bunu da zaman içinde konserlerimde onların eserlerini de ben seslendiriyorum, icra ediyorum ve kendi yorumumu onlara katıyorum. Mesela Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yolda onu ben çalıştım ve çok severek onu icra ediyorum. Mesela bazı sanatçılar ki maalesef vefat etmişler, Ruhi Sudan ve Ali Ekber Çiçek ve çok önemli bir Neşet Ertaş. Onların müziklerini ben çok dinledim ve
araştırıyorum ve onların yorumlarını dinliyorum ve kendim neler ilave edebilirim, kendi yorumumu nasıl katabilirim onları düşünüyorum. Peki benim dikkatimi çeken bir şey var. Belki yanılıyorum da beni düzeltin lütfen. Birinci ve ikinci albümde öyle bir çalışma yoktu. Üçüncü albümde düşünüyor musunuz? Alekber Çiçek'ten, Ruhu Su'dan ya da Neşet Ertaş'tan bir ezgi almayı albümümüze? Kesinlikle. Evet. Şimdi ben sürpriz olarak sadece söyleyeyim ki üçüncü albüm çalışmalarını başlamışım. Çok önemli müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımla bu projeyi çalışıyoruz. Göç temalı bir yeni bir beste ve söz var ki ilk kez ben icra edeceğim. Onun üstünde çalışıyoruz ve diğer parçalar var. İnşallah çıktığında ben sonra bilgi veririm şimdi. Şimdi peki yuvarlak konuşalım. Göç temasını işlediğiniz çalışma bir Türk halk müziği üstadına mı ait? Yani şu an yaşayan ya da ölmüş yani rahmetli olmuş. Bir parça bestekarı Azerbaycan'ın çok önemli bestekarları İlyas Mirzayev'e ait bestedir. Evet. Onun... Yani Türk üstad var değil mi içinde? Onu söylemeyin, o sürpriz olsun, bize de sürpriz olsun. Var tabii ki. Ve sözlerin de Türkçe yazılmış. Evet. Şimdi inşallah kısa zamanda, yani söz vermiyorum, belki 2-3 ay içinde albümün işlemleri tamam olur. Evet. Sonra ben bilgi veririm size. Bakın Türkan Söyler İstanbul'dan diyor ki Ramin Bey'in Türkçesi çok düzgün diyor. Çok teşekkür ederim. İranlı gibi değil diyor. Ve demiş ki sizce sanat halk için mi yoksa sanat için mi yapılmalı demiş size. Ha, bunu anlayamadım. Yani şöyle biliyorsunuz özellikle Türkiye'de arz ölçülü şiirlerde çok geçerdi. Sanat ya da akımlarda, edebiyat akımlarında sanat toplum için mi, sanat halk için mi yapılmalı? Yani sanatı sanat için mi yapmamız lazım yoksa geniş yığınlar için mi yapmak lazım? Siz hangisine katılırsınız? Şimdi Türkan Söyler sormuş bu soruyu. İstanbul'da. Yani ben biliyorsunuz ki o kadar da gerçekten Türkçe'ye hakim değilim. Çünkü ben İran'da yani Fars edebiyatı, Fars dilini ben eğitimini aldım. Evet. Ama bildiğim kadar yani sanatçı sanatını halk için yapıyor. Yani halklara o sanatı. Ama gerçekten her icrada sanat değil. Yani sanat bir özellikleri var ve onu sanatçı çok güzel bir seviyede, çok güzel bir şekilde insanlara onu sunuyor. Besteci bestesiyle, şair söz yazmasıyla, şarkıcı ve yorumcu yorumuyla ve her sanatçı kendi alanında o duygularını, hislerini insanlara gösterme ve paylaşmak. Anlıyorum. Bir mesaj daha var. O Kemalettin Taşçıca lütfen okuyun diyor. Ben de kırmayacağım Kemalettin. Evet, buyurun. Buyurun. Müzikle uğraşmıyor olsaydınız ne iş yapardınız diye sormuş Kemalettin Taşçıca. İnanın ki eğer tekrar hayata gelseydim tekrar sanatla ilgilenirdim ve müzikle. Çünkü benim yani bütün hayatım ve dünyam müziktir. Ben inanın ki gece müzikle uyuyorum ve sabah da müzikle kalkıyorum. Peki özelinize ineceğim ama lütfen yuvarlak ifadeyle konuşuyorum. Eşiniz buyurun. Doktor, müzik dışında bir sektörde zor oluyor mu evlilikken? Yok, asla. Çok çok şükür ben çok iyi bir insandan evlendim. Evet, evet. Gerçekten burada sevgili eşimi selamlıyorum ve yani ben evliliğimden çok memnunum. Evet. Çok mutluyum ki böyle bir insanla evlendim. Beni evet. Çok iyi anlıyor. Mesela bazı zamanlar gerçekten her şey bana ortam sağlıyor ki ben sırf zamanımı sanat için
harcayayım, sanat için işler yapayım. Bir şey merak ediyorum. Örneğin o çok yoğun çalışıyor, gece geç saatlerde gelebiliyor, nöbetleri oluyor filan. Çakışıyor mu, sorun yaşıyor musunuz o anlamda? Yani çok yuvarlak ifade eder, böyle çok derine inmeden. Yok, şimdi bazı işler gerçekten zor. Bizim işimizde mesela sanatçı olmak da kolay bir meslek veya iş değil. Mesela bir an beynimize bir şeyler geliyor, icra etmek istiyoruz. Mesela bir şey üretmek istiyoruz. Yani bir ortam, iyi bir ortam olması lazım ve seni anlamakları lazım. Ki mesela bir an belki yalnızlığa ihtiyacın var. Ya mesela o an mesela tabiatta, doğada olman lazım. O duyguların, o hislerini kağıta getirip ve onu sonra mesela icra etmek için. Sanatçını anlamak çok zor. Sanatçının dünyası çok farklıdır. Mesela ben bazen kendimi bazı yerde tutamıyorum. Başlıyorum şarkı söylemeye, etrafıma bakıyorum, görüyorum ki çok insan dinliyor, alkışlıyorlar ve sonra farkında oluyorum ki ben nerede? Ama sonra da diyorlar ki yani bunları söyleme. konserde gelsinler, sizi görsünler, icranızı falan. Ama ben gerçekten çok samimi söylüyorum. O duygularımı yani insanlarla paylaşmak istiyorum. Mesela bazen doğada o kadar o tabiat beni etkiliyor ki ben kendimi tutamıyorum. Mesela denize karşı denize şarkı söylüyorum. Ama çok uca sesle, yani böyle bir adadan başka ada duymak. Evet. Mesela. Şimdi peki böyle otobüste hani ne bileyim kalabalık ortamlarda oluyor mu? Daldınız, türkü söylediğiniz oluyor mu, şarkı söylediğiniz? Hani tamam, denize doğru, denize okunur ama oluyor mu zamanında? Evet, daha çok ben yani tabiatta olduğum zaman mesela atıyorum bir yere gitmişiz, deniz, orman veya dağ, tabiatta evet. Çiçekleri görüyorum, o güzellikleri görüyorum. Evet. Gerçekten o bir heyecana geliyorum. Enstrümanım olsa enstrümanımı alıyorum elime, başlıyorum çalma, okuma. Ben bunu mesela Yunanistan'a gittiğimde, İtalya'ya gittiğimde ve bazı ülkelere gittiğimde gerçekten icra ettim. Ve onların insanları, halkı da o kadar sevindiler, o kadar beğendiler. Hatta böyle söyleyeyim, Yunanistan'da ben bir yerde kendimi tutamadım, başladım icra etmeye. Denizden insanlar yüzüyordular, denizden çıktılar, geldiler, bir kalabalık oldu, sanki konser. Peki bir beyanınız var, diyorsunuz ki İstanbul'u çok seviyorum. Hani İstanbul betonlaşmış bir şehir. Nasıl ilham alıyorsunuz? Nasıl türkü söylüyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz İstanbul için? Yoksa biz mi kendi kendimize öyle düşünüyoruz? Gerçekten şöyle söyleyeyim. İstanbul dünyanın belki birinci, ikinci, üçüncü büyük bir şehir ve çok güzel bir şehir. Çok güzellikleri var. İki kıtayı birbirine bağlayan ve Anadolu yakası, Avrupa yakası, her biri bir güzelliği var. Evet. Fakat bazen de yani bu İstanbul'da yaşamak da biraz zor. Çünkü nüfus çok, trafik çok ve bir yerden bir yere ulaşmak kolay değil. Ama gerçekten ben İstanbul'u çok seviyorum. Çok ülkelere de gittim ama İstanbul bambaşka bir şehir. Evet, şimdi ikinci albümümüzden, Bahar Şarkılar albümümüzden üçüncü ezgi geliyor. Hey Yar Hey Yar. Evet. O da anonim bir çalışma. Anonim. Dinleyelim ve üzerine tekrar konuşalım. Memnuniyet. Tamam. Oh.
چه جربه سنی دانم بدون یار بردن بمون هیشگی میرای سرای گفتن نتانه یار بردن بمون هیار هیار یار بردن بمون سر سی سوار یار بردن بمون بشه جربه سنی دانم بدون یار بردن بمون هیشگی میرای سرای گفتن نتانه یار بردن بمم هیار هیار یار بردن بمم سر سی سوار یار بردن بمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن بمم بهید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن بمم هیار هیار یار بردن بمم سر سی سوار یار بردن بمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن بمم بهید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن بمم هیار هیار یار بردن بمم سر سی سوار یار بردن بمم هیار هیار یار بردن بمم سر سی سوار یار بردن بمم ...94.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz dünyaca ünlü İranlı tenör Ramin Farhangnia. Evet, bize telefonla ulaşabilirsiniz. Telefonumuz 0212, alan kodumuz 627-43-77 de telefon numaramız. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Bize Facebook ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz Birlik Sofrası. Evet, şimdi bu çalışma Hey Yar Hey Yar nasıl bir çalışma? Neyi konu alıyor? Hani Türkçe karşılığı olarak nedir? Evet, şimdi bir dilden başka bir dile tercüme etmek çok zor. Evet. Aşk bir değil de, böyle yaklaşık. Parçası evet, evet. Diyelim. Evet. Bu İran'ın yani Gilan bölgesinin anonim bir eseridir. Biz bunu çok değerli müzisyen arkadaşım Feride Berin Oget düzenledi. Yeni bir düzenlemeyle bunu icra ettik. Burada da eğer dikkat etseniz klasik müzikle doğu müziğin sentezin yaptık. Orada İran neyi mesela kullandık? Bu çok değerli müzisyen arkadaşım Behram Dejur isminde ney ustası orada iştirak ettiler ve yaylı kuartet var orada. Bu şekilde bunu aranjasını yaptılar ve ben de icra ettim. Evet, güzel bir çalışma. Güzel ve evet. Gerçekten bunu çok seviyorlar. Yani bütün dinleyicilerimiz bu parçayı çok seviyorlar. Evet, teknik masada arkadaşım Funda da bize çok çalıyoruz diyor, çok seviliyor. Demek ki evet, demek ki tercihler aynı noktada birleşiyor. Şimdi Feyza Çınar Almanya'dan diyor ki, İran edebiyatı içerisinde hangi şairlerden etkilendiniz? Soru çok da ben önce bir kısmını evet, biliyorsunuz ki İran edebiyatı evet. Ve şiiri çok zengin. Ben İran'da mesela Ferdowsi isminde çok büyük bir şair. Onların şiirlerini ben okudum. Hafiz var, Sa'di var. Umar Hayyam'ın rubayileri var. Ve çok şairler. Mesela Sa'di Sa'di Şirazi
onun şiirleri çok nesiyet veriyor. Yani insanlara hayat felsefesini, yani bizim insanca yaşamayı. Bizdeki Nazım Hikmet'in karşılığı denk düşer mi yoksa eksik mi kalır? Evet, yani Nazım Hikmet de rahmetli çok değerli bir şair. Evet, evet. Onun şiirlerini de ben okudum. Evet. Ve o da sürgün bir şekilde hayatını devam etti. Ama çok güzel şiirleri var. Hatta onun şiirlerinin bir kısmın şarkı sözü yazdılar ve melodi ona yazdılar ve icra edildi. Tabii ki bizim o ben söylediğim şairler çok eskiden, mesela 800 yıl, 900 yıl, 1000 yıl önce şairler. Evet. Ama kalite olarak ve o şey olarak edebi olarak gerçekten çok değerli. Peki Feyza Çınar sorusunu devam ettirmiş. Demiş ki roman deyince İran klasikleri arasında hangi yazarları severek okursunuz diyor yazar. Vallahi yazarlar var. Mesela Feyza bizi sıkıştırmak için galiba mesajı yazdı. Evet, şimdi bir yazar var, ismini şimdi hatırlasam, onun ben 2-3 kitabını okudum ki o da sonra sürgün oldu. Evet. Şimdi aklıma gelse söylerim. Tamam. O çok güzel kitapları var. Peki son sorusu diyor ki bize bir roman tavsiye etseniz hangisi olurdu diyor bu roman? İran edebiyatından. İran edebiyatından. Evet. Vallahi o kadar güzel romanlar var. Mesela Leyli Mecnun'un romanları var. Hosro Şirin romanları var. Ki hatta onları müzik olarak onların operaları da yazılmış. Çok yani söylediğim çok kitap var gerçekten. Evet. Peki şimdi size dönüyorum tekrar, hayatınıza dönüyorum tekrar. Şimdi filmi çeviriyoruz tabii ileri doğru hafif hafif. Evet. İran'ın önemli okullarından olan Ferhango, Honer'de nota, solfej ve nazariyet dersi aldınız. Evet. Nedir nazariyet? Bizde nazariyat teori diyorlar. Evet. Yani o notayı okumak için mesela sukut nedir? Şimdi onun Türkçesini ben nasıl çevireyim? Sessizlik. Sessizlik ve o şeyler ki notada işaretler vuruşlar var. Evet. Evet. Onları okuyorsunuz. Evet. Ona nazariyat diyorlar. Teori evet. Musiki diyorlar. Onu okuduktan sonra yani sizin o nota okumanız genişleniyor. Evet. Bu şekilde. Peki şimdi ben sizin hayatınızı incelerken çok ilginç bir şeye rastladım. Buyurun. Ben hani güldüm, siz de belki güleceksiniz ve hoş bir şey içimi sardı, duygu sardı. Örneğin evet. Müziği öğrenmek için müzik okuluna gittiniz. Burada bir şey yok, burada sıkıntı yok. Hocanızın evinde akustik bir piyano vardı. Evet. Devamını siz söyleyin. Evet, benim çok değerli hocam, maestro Ali Agapur. Evet. Bir gün ben gittim ders almak için evine. Orada dersi alarken bir an piyanonun karşısına geçti ve ayrılık şarkısını çaldı piyanoda. Evet. İnanın ki o an o kadar etkilendim ve o kadar heyecana geldim. Kendimi tutamadım. Bir de hocam böyle... Ortam unutmuşsunuz. Evet. Başlamışsınız türkü söylemeye. Evet ve başladım bu ayrılık şarkıyı söyledim. Hocam böyle çağlıyordu ve bana böyle bakıyordu. Kesmedi. Şarkı bittikten sonra... Bana dedi ki Ramin çok güzel bir sesin var. Sen nasıl yani neden benim haberim yoktu? Niye bana okumadın filan?
Dedim hocam ben çocuk yaşlarda... Utanmışsınız, çekinmişsiniz, sesinizi kesmişsiniz. O, tabii, Evet, sonra... Dedim ben çocuk yaşlardan böyle şarkılar söylüyordum ve çok severek söylüyorum. Bana orada hocam bunu dedi. Dedi ki sizin ses renginiz çok güzel ve sesinizin genişliği çok iyidir. Evet. Ve ben tavsiye ediyorum ki siz ses eğitimine başlayasınız, şan dersleri alasınız ve bu yolda müziği devam edesiniz. Ben de gerçekten hocamın sözü beni çok etkiledi ve o günlerden başladım şan eğitimi almaya. Ve şarkı ve eserleri Azerbaycan dilinde olsun ya Farsça dilinde olsun. Çünkü ben eskiden iki dilde okuyordum. Azerbaycan dilinde ve Farsça dilinde. Ama şu an 10 dilde şarkı söylüyorum. Ama bunu da belki soranlar var. Ben 10 dilin hepsini iyi bilmiyorum. Ama şarkıyı dinlerken onun üzerinde çalışmaya başlıyorum. Mesela atıyorum bir Yunan bir şarkısını. Yunanlı arkadaşımız beni çalıştırdı. Onun sözlerini çalıştık. Telaffuzunu, aksanını. Ve benim müzik kulağım olduğu için daha çok rahat onları alıyorum. Ve başlıyorum şarkıyı söylemeye ama tercümesini de bana söylüyorlar. Yani mesela bu şarkının sözleri ne anlama geliyor? O yüzden o duygularımı da o şekilde icra ederken gösterebiliyorum. Evet, şimdi başka bir özelliğiniz daha var. O da şu, deniyor ki şarkıları söylemeden önce araştırır şarkıları. Nedir şarkılar? Doğru değil mi bu? Araştırıyorum. Evet. Evet, ben de notlarım arasında bu var. Evet, bu konuda bu bilgiyi verebilirim. Mesela ben atıyorum bu eserleri ki dinliyorum. Gerçekten bunlarla seneler yaşıyorum ve çok sanatçıdan icralarını dinliyorum ve sonra üzerinde çalışıyorum ki ben neler katabilirim, neler ilave edebilirim, nasıl bir yorum katabilirim, onun üzerinde çalışmalar yapıyorum. Şimdi sizi incelerken bir şey, yine yani sizin ilginiz dışında başka bir şey takıldı gözüme. Örneğin İran'da bayanların, kadınların müzik yapması bir dönem yasaklandı. Evet. Şimdi nasıl, bu yasak delindi mi, alem var mı? Ne durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim, sistem ilk başta müziği yasakladı. 2 sene müzik yasaklandı. Evet. Dini düşünceleri için bunu bu şekilde yaptılar. Sonra yasaktan çıktı. Belli tarzlar izin verildi sanatçılara. O tarz müzikleri icra etsinler. Ama ilk baştan devrimden sonra kadınlar şarkı söyleyemediler. Yani şarkı söylemek günah biliyorlar ve kadınlara izin verilmedi şarkı söylemeye. Şöyle mi anlıyorum? Örneğin ilahileri değil mi? Kadınlar ilahi okumaları serbest. Onun tüm... O ilahileri de sadece kadınlara okuyabilirler. Yani kadın sesi, evet. Yani günah biliyorlar. Yani okumasını bir erkek duyması onu. Peki, ilginç hoş bir bilmiyorlar. Not, ilginç bir not var o araştırmalarım esnasında, onu yakaladım. Diyor ki erkek sesi kadınların türkü söylemesi, şarkı söylemesi serbest. Anlamadım bunu. Erkek sesli. Erkek sesli kadınlar. Şarkı söylemesi serbestmiş. Bu konuda bilginiz var mı? Yok. Kadınlara kesinlikle konserlere izin vermiyorlar. Sadece nasıl konser verebilirler? Sırf kadınlar, dinleyiciler kadınlar
olduğu olacak. Yerde kadın sanatçılara izin veriyorlar. Peki, konser şu an, vermeye. Şu an ne durumda? Yani şu anda şöyle. Bu anda böyle yani bu anda kadınlar şarkı söyleyemiyorlar. Evet, kadınlar sadece kadınlara seslerini duyurabiliyorlar, sanatlarını gösterebiliyorlar. Evet. Yani böyle. Evet, Türkiye diyor bir ileriki adımı İran olsa işte böyle olacak değil mi? Evet, siz o konuda konulara... biliyorum, o konuşmak istemiyorsunuz evet. biliyorum. Şimdi, biliyorsunuz ben doğru. böyle o konuya girmeyeceğim. Tamam girmeyeceğim yok evet. size söz vermiştim. Evet. Şimdi Sinan Kamburoğlu İstanbul'dan diyor ki sizi daha önce değişik televizyon ve radyo kanallarından takip etme şansına sahip oldum. Hem konuşmalarınız hem de müzikal yorumunuza hayran kaldım. Teşekkür ederim. Sizde çok olumlu bir enerji var. Ve bu enerji sizi izleyen ve dinleyen her insana geçebiliyor dersem abartmış olmam. Zira bu düşüncemi çok farklı ortamlarda ifade ettim ve sizi tanıyan, dinleyen bazı arkadaşlarım da benim düşünceme katıldıklarını söylediler. Sizi sıklıkla Türkiye'de görebilecek miyiz? Demiş Sinan Kamburoğlu İstanbul. İlk başta yani ben çok teşekkür ediyorum bu kardeşimize. Evet. Gerçekten çok sevindim. Ben şöyle söyleyeyim. Her yerdeki müzik icra ettim ve dinleyiciler sesimi duydular, yorumumu gördüler. Çok etkilendiler ve sonradan arkadaşlarına ve herkese haberdar ettiler ki mesela böyle İranlı bir yorumcu, sanatçı diyelim var ve konserlerime geliyorlar ve gerçekten bütün şarkılarımı, bütün duygularımla, hislerimle insanlara gösteriyorum. Ve o enerjiyi insanlar görebiliyorlar ve çok mutlu oluyorum. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Sizin bir ezginiz var. Kerkük'ün Zindanları. 11. çalışma. Onu dinleyeceğiz. Evet. İkinci albümden. Evet. Ve onun üzerine konuşacağız. Evet. Buyurun. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Masumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Masumlar sürüsüne kattılar beni. Suçum ne günahım yaktılar beni. Ne de haneler,
Elbette bir gün güler bize seneler, bize de seneler. Elbette bir gün güler bize seneler.